İlk homo türleri Australopithecus'lardan daha iyi birer problem çözücü olan yaklaşık 3 ila 2 milyon yıl önce birbirleriyle aynı zamanlarda yaşayan Homo rudolfensis ve Homo habilis'ti. Homo örneklerini bazen geniş bir tanım ile tek bir türe, bazen de kendi işlerinde Homo rudolfensis ve Homo habilis gibi iki farklı türe ayrılmış bir şekilde görebilirsiniz. Bu, bilim insanlarının fosiller üzerindeki tür tanımlamalarından kaynaklanıyor. Ve bulunan her yeni bilgiyle bu tanımlar biraz daha genişliyor ya da daralıyor. Başta anlattığım gibi türlere, özellikle ara geçiş türlerine keskin bir şekilde siyah ya da beyaz demek pek mümkün değil. 1972 yılında Doğu Afrika'da Richard Leakey'in çalışmalarıyla 1.9 milyon yıllık bir Homo rudolfensis kafatası ve çeşitli kemikleri keşfedildi. Rudolf Gölü insanı anlamına gelen Homo rudolfensis'in keşfi, o dönemlerde bilim dünyasında yeni konuşulmaya başlanan insanların tek bir soydan dümdüz bir çizgi haline değil, farklı dallara ayrılarak farklı soylardan evrimleştiği fikrini destekledi. Bu keşifle beraber o zamanlar bilinen Homo habilis, Homo erectus ve Australopithecus türlerinin yenisi eklenmiş ve bu dört türün benzer zamanlarda aynı coğrafyayı paylaştıkları kabul görmeye başlamıştı. 1959-1960 yıllarında Tanzanya'nın Olduvai Gorge kentinde Louis ve Mary Leakey'in çocukları Jonathan Leakey ve ekibi tarafından daha sonra Homo habilis olarak tanımlanan 2 milyon yıl önce yaşamış bir çocuğa ait olduğu düşünülen kafa tasları ve kemik fosilleri buldular. Becerikli insan anlamına gelen bu Homo habilis fosili bize pek fazla benzemiyordu. Vücudu önceki ataları olan Australopithecus'lara daha çok benziyordu. Fakat kafatası onlardan biraz daha büyük bir beyin hacmine sahipti. Karşılaştıracak olursak bizimkinin yarısı kadardı diyebilirim. Daha sonra 1970 yılında Leakey çiftinin oğlunun başında olduğu keşif ekibi 1.9 milyon yıl önce yaşamış olan Homo habilis'e ait daha iyi korunmuş bir başka kafatası buldu. Daha sonradan da bulunan Homo habilis fosilleriyle Homo cinsinin tanımı daha da belirgin bir hale gelmeye başladı. Bulunan fosillere ve yapılan araştırmalara göre ilk alet yapan insan Homo habilis'ti. Zaten becerikli insan tanımını da bu yüzden aldı. Elleri bize, yani modern insanın ellerine daha çok benziyordu. Zaten ellerindeki bu benzerlik onun alet yapımında ustalaşmıştı olabileceğinin de ayrıca kanıtın niteliğindeydi. Homo habilislerin geliştirdiği bu taş alet teknolojisinin kültürüne Oldovan adı verilir. Bu teknoloji insan türünün kültür anlamında yaşadığı bilinen ilk devrimdi diyebilirim. Oldovan teknolojisi Homo habilis ve Homo rudolfensis insanlarının kendi klanları arasındaki sosyal iletişim becerilerini arttırarak birlikte daha fazla besine ulaşma imkanının yolunu açmış ve bu da beyin gelişimlerini hızlandıran en önemli unsur olmuş. 2015 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makale, Homo habilisler icat ettikleri bu taş aletlerle sadece hayvanları kesmek, derilerini yüzmek ve kemiklerini kırmak için kullanmıyor, bitkileri kesiyor, odunların uçlarını sivrilterek kazı ve korunma aletleri yaparak çok yönlü kullanıyorlardı. Fakat en önemlisi, kemikte hiç et kalmasa bile bu aletler ile kemiği kırarak içindeki besleyici ilikten faydalanıyorlardı. İliklerden beslenmek Homo habilislere hem en zorlu koşullarda hayatta kalma imkanı tanımış hem de beyin gelişimine çok fazla katkı yapmış. Homo habilislerin bu aletleri kullanarak timsah, antilop, kaplumbağa ve hipopotam gibi birçok hayvanın kemiklerini temizlediğine dair çok çeşitli fosil izleri var. Bu keşifler etin Homo habilislerin diyetinde artık daha büyük bir önem taşıdığını da kanıtı. Homo habilisler bu taşları nasıl yapacaklarını, nereden vururlarsa taşların nasıl şekil alacağını kestirebiliyorlardı. Bu sayede farklı taş modelleri bile geliştirmeye başlamışlardı. Fakat bu taşların kendisinden sonra gelecek olan Homo erectusların taş alet devrimi olan Acheulean kültüründen de bazı ayrımları vardı. Bu taş aletler Acheulean kültüründeki gibi planlı bir üretimin ürünü değildi. Daha çok anlık kullanım için yapılan ve kullanım sonrası da atılan taş aletlerdi. Homo erectuslar bu teknolojiyi bir tık yukarıya taşıyarak kendi kültürlerini oluşturmuşlardı.